Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle ara yayınları 5. sınıf matematik atölyem kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Çokgen kavramındayız arkadaşlar. Konumu büyütüyorum. Şimdi bize demiş ki en az üç doğrunun ikişer ikişer kesişmesiyle oluşan kapalı bölgeye çokgen denir. Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilirler. Çokgende ardışık iki köşeyi birleştiren doğru parçasına kenar, ardışık olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına köşegen, çokgenin iç bölgesinde oluşan açıya iç açı, iç açının bütünleri olan açıya ise dış açı denir. Hem tüm kenar uzunlukları hem de tüm iç açılarının ölçülerinin her biri birbirine eşit olan çokgenleri biz düzgün çokgenler diyoruz. Burada verilen bilgilere ait yanda birer tane örnek verilmiş. Etkinliklerimize geçelim. Aşağıda verilen şekillerden çokgen olanları tik ile belirleyiniz demiş arkadaşlar. Bu bir çokgendir. Bu da bir çokgendir. Bu çokgen değil çünkü kapalı değil. Bu çokgen değil arkadaşlar. Çünkü kenar uzunlukları bir doğru değil. Bakın burası doğru değil. Bu şeklim kapalı olmadığı için çokgen olmuyor. Bu şeklim hem kapalı hem de kenar uzunlukları doğru. Dolayısıyla çokgen oldu. Bu çokgen değil. Bu bir çokgendir. Aşağıda verilen çokgenlere göre istenen bilgileri kutulara yazınız demiş arkadaşlar. Bu çokgenin adına biz üçgen diyoruz. Çünkü 3 tane kenarı var. Kenar sayısının 3 olduğunu söyledik. Köşe sayısı 3'tür. İç açı sayısı 3'tür. Buraya geldiğimiz zaman bu çokgenin 6 tane kenarı olduğu için bu bir altıgendir. Kenar sayısına 6 diyorum. Köşe sayısı 6 oluyor. İç açı sayısı da 6'dır. Buraya geldiğimizde arkadaşlar bakın 10 tane kenarı olduğu için bu çokgenin adı 10gendir. Kenar sayısı 10, köşe sayısı 10, iç açı sayısı 10'dur. Aşağıda verilen çokgenlerin kenar sayılarını kutulara yazınız demiş arkadaşlar. Bu çokgenin 4 tane kenarı vardır. Bu çokgenin 5 tane kenarı vardır. Buranın 7 tane. Devam ediyorum. Buranın 6 tane. Buranın 8 tane. Buranın 9 tane. Buranın 6 tane. Buranın da 6 tane. Pardon. 1 2 3 4 5 6 7 8. Buranın 8 tane. Ve de son olarak buranın 3 tane kenarı vardır. Aşağıda verilen çokgenlerin isimlendirilmelerinden doğru olanlarını tik ile belirleyiniz demiş. Arkadaşlar şimdi biz buradan isimlendirirken bakın A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye yani birbirlerini takip edecekler. Yani biz bunları isimlendirirken A'dan C'ye, C'den D'ye, D'den B'ye diyemiyoruz. Arka arkaya yani bu şekilde yapacağız. Dolayısıyla burası doğru oldu. Ya da arkadaşlar bakın bu şekilde de olabiliyor. Saat yönünün tersinde de isimlendirebiliyoruz. Dikkat etmemiz gereken şey şu. Sıra sıra gelecek. Burası da doğru. Buraya geldiğimde bakın burası A'dan E'ye gelmiş. E'den F'ye gelmiş. F'den B'ye gelmiş. B'den C'ye gelmiş. C'den D'ye gelmiş. Burası yanlış. Buraya geldim. M L K. Burası doğrudur. Aşağıda verilen çokgenler belirtilen yerlerden kesildiğinde oluşan yeni çokgenlere göre kutuları doldurunuz demiş. Bakın A çokgeninin arkadaşlar kenar sayısı 1, 2, 3, 4. 4 tane olur. Dolayısıyla köşe sayısı da 4 tane oluyor. B çokgeninin arkadaşlar kenar sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Köşe sayısı da 6'dır diyoruz. Buraya geldim. A çokgeninin arkadaşlar kenar sayısı 1 2 3 4 5 oluyor. Köşe sayısı da 5'tir. B çokgeninin kenar sayısı 7, köşe sayısı 7'dir. Buraya geliyorum. A çokgeninin arkadaşlar kenar sayısı 6'dır, köşe sayısı da 6'dır. B'nin Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane kenarı, 8 tane köşesi olur. Aşağıda verilen çokgenlerden kesinlikle düzgün çokgen olanları tik ile belirleyiniz demiş. Düzgün çokgenin tanımını az önce yapmıştık. Neydi? Hem tüm kenar uzunlukları hem de tüm iç açı ölçüleri birbirlerine eşit olacaktı arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. Bakın. Kenar kenarları da eşit, iç açı ölçüleri de eşit. O, yüzden bu arkadaşlar kesinlikle düzgündür. Bununla ilgili kesinlik belirtemez çünkü iç açılar belki farklıdır. Buraya geldim. Bu da kesinlik belirtmiyor çünkü bakın kısa kenarlı uzun kenar farklı olabilir. Buraya geldim. Kenarların eşit olduğunu görüyorum. Açıların da eşit olduğunu görüyorum. O yüzden bu da kesinlikle düzgün çokgendir diyorum. Aşağıda verilen çokgenlerde mavi renk ile gösterilen bölümlerin isimlerini tik ile belirleyiniz demiş. Arkadaşlar az önce söylemiştik. Burası bakın. E, ardışık iki köşeyi birleştirdiği için bu bir kenardır. Buraya geldim arkadaşlar. Bu da ardışık olmayan iki köşeyi birleştirdiği için köşegen diyoruz. Köşeden köşeye gidiyor. Buraya geldiğimde arkadaşlar çokgenin iç bölgesinde oluşan açı olduğu için iç açı diyorum. Buraya geldiğimde arkadaşlar bakın burası da bizim köşemiz oluyor. Aşağıda verilen sorulara cevaplayınız demiş. Dikdörtgenin köşegen sayısı ile sekizgenin köşe sayısı. Bakın arkadaşlar dikdörtgenin köşegen sayısı 2'dir. Yazıyorum. Sekizgenin köşe sayısı da 8'dir. Cevabım 10 olarak geldi. Üçgenin kenar sayısı ile ongenin iç açı sayısının toplamı arkadaşlar üçgenin kenar sayısı üçtür ongenin iç açı sayısı da ondur toplam 13 olarak gelir 15genin kenar sayısı ile dörtgenin köşegen sayısının farkı 15genin kenar sayısı 15'tir dörtgenin köşegen sayısı ise iki'dir buradan cevabım 13 olarak geliyor arkadaşlar dedik Böylelikle Videomuzun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.